İşte Tuğna'nın yaptığı sarı burç iyice aşınmış. Dişinler de bozulmuş. Şu anda dişli bozulmuş. Canlıman baskıya giren priv direkt mini de bozulmuş. Hani yüksek masraftır bu. Taraş şanzımanlarda bu arada neredeyse kronik. Hepten şu priz direkteki bilye dağıtıyor. Aşırı yüklenmelere dayanamıyor. Ardından da bu dişliler kırılıp bozuluyor. Bu da bayağı bozulmuş. Değişmesi gerekir bunun. Bakın burada kırık var. Bu dişli kırılmış. Rumil değişecek. Tahmini masraf genelde ortalama 500 TL aşağıya tutmuyor. Şanzımanlarda teral değil, yağmur daha iyi. Teralda sadece alt diferansiyel gayet güzel diferansiyel ama şanzıman sınıfta kalıyor. Bir de dişlileri de pat pat olarak kullanınca ikinci vites de çok hızlı. Birinci vites ile ikinci vitesin arasında çok büyük bir uçurum oluyor. Bu yüzden yağmur daha çok tercih ediliyor. Şimdi ben bunu komple göndereceğim. Burada parça yok. Komple göndereceğim. Gerekli parça verilecek. Bu dişillerin büyük küçüğü var. Birbirine uymayabilir. O yüzden dağıtmadan göndereceğim. Eğer bu parça olmazsa burayı torna silip ona göre burç yapıyor buna. Muhtemelen bu mille şu dişli değişir. Ardından bu da değişebilir. Bir parça sıkıntısı da oluyor. Parça değişti. Muhtemelen 400-500 TL civarı arası masraf. Şu dişli de değişti, bu dişli. Bir de pili direkt mil değişti. İşte bu. Şanzımanı takıldığı zaman bu şekilde çalışıyor. Balataya geçiyor. Motor bölümüne balataya. Biraz da vites grubu. Şu geri vites. Üstteki mil geri vitese takılacak. Yanındaki pim ise bu tarafa gelecek şekilde takılacak. Bunun içinde de bilye oluyor. Onu da takmayı unutmayın. İşte biniyor. Ardından da sarı pul var. Bilya yatağından mile takmayı unutmayın. Bilya yatağını bu zaten var olan bilyaydı. Yeter pim de olacak. Şimdi bu şekilde şanzımana takacağız. Bu şekilde. İşte tamamdır. Şanzıman vites mili bu. Vites mili. İşte. Geri vites ise burada. Bunun
onları yuvalarına girdirirken dikkat etmek lazım. İşte geri vites mili buraya geçecek. Geri vites mili normal vites kolu mili de buraya geçecek pimi. Şimdi takacağız bunu. Pimi görüyorsunuz. Pim vites koluna geçti. Şimdi geri vites kolunu takacağız. Kasnaktan artık sağa sola çevirip kapağı hafifçe çekiyorsunuz. Şanzımanlar yağ kontrolü. Kablonun arkasındaki camdan bakılıyor. İşte şu servo olan parça. Ama ekranda bir şey görünmediği için biz de buradan kontrol ediyoruz. Thank you.
Evet, böyle şapa motorunu bitirmiş olduk. Bir dahaki tamiratlarda görüşmek üzere. İyi günler.